İsmail Hocam, Mehmet Hocam, yeni bir İran haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün İsmail Hocam, tabiatıyla son günlerin önemli gündem maddesi olan Erdoğan Tahran ziyaretini, evet. Çarşamba günü Tahran'a yaptığı ziyareti konuşacağız. Bu ziyaretin ne anlama geldiğini ve bu ziyaretten iki ülke açısından, bölge açısından çıkabilecek muhtemel sonuçları konuşacağız. Mehmet Hocam, seninle de biraz gündem dışı, daha doğrusu bugünlerde çok fazla Türkiye'de tabii ki gündeme gelmeyen İran'a dair ama önemli bir konu konuşacağız. O da tutuklamalar, gözaltılar daha doğrusu, yolsuzluk kaynaklı ve iddialı olarak. İsmail Hocam, seninle başlayayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan geniş bir heyetle Tahran'a gitti. Yanılmıyorsam 7 bakan vardı mahiyetinde. Öncesinde Hulusi Akar, İranlı mevkidaşı Muhammed Bakiri'ye iade ziyareti bulunmak üzere oradaydı. O da görüşmelerde yer aldı. Ruhani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hamene ile görüştü ve tabii ki diğer heyetteki bakanlar ve üst düzey yetkililer de küçük toplantılar yaptılar. Ne konuşuldu? Çok kısaca bunu alsak, bu konuşulanların iki ülke ilişkileri açısından önemi ne olur? Bölgede nasıl bir etki meydana getirir? Şimdi aslında güvenlik eksenli bir toplantı, güvenlik eksenli bir ziyaret olduğu anlaşılıyor. Genelkurmay Başkanı'nın da önceden gitmiş olması ve Kuzey Irak sorununun da gündemde olması zaten ziyaretin mahiyetini 3 aşağı 5 yukarı ortaya koyuyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın heyetinde Enerji Bakanı vardı, Ekonomi Bakanı vardı, Ticaret Bakanı vardı ve Kültür Bakanı da vardı. O nedenle İran-Türkiye ilişkileri sadece güvenlik ekseninde bir ilişki değil, çok boyutlu bir ilişki. Bununla beraber ticaret boyutu var, ekonomik boyutu var, kültür boyutu var. Cumhurbaşkanı'nın Ruhani ile yaptığı toplantı sonrası görüşmede, konuşmada da açıklamalarına baktığımız zaman kültür vurgusu, medeniyet vurgusu, birlik beraberlik vurgusu vardı. O mahiyette Türkiye-İran ilişkilerinin 2015'ten 2017'ye geldiğimizde, hatırlarsanız 2015 Nisan'ında Cumhurbaşkanı'nın bir ziyareti vardı İran'a. Ve bu ziyaret çok tartışmalı bir ziyaretti. İptal edilip edilmemesi noktasında tartışmaların olduğu, İran kamuoyunda Cumhurbaşkanı'na yönelik bir takım eleştirilerinin olduğu bir zaman dilimine denk gelmişti. Ve 2015 Nisan'ından bugün Ekim 2017'ye geldiğimizde çok farklı bir karşılama, çok farklı bir evet. Türkiye algısı var şu an İran'da. O nedenle Türkiye-İran ilişkileri statik bir ilişki değil, dinamik bir ilişki. Ve geldiğimiz noktada da sadece güvenlik ekseninde değil, farklı kulvarlarda, farklı boyutlarda gelişen bir ilişki. Evet, peki güvenlik odaklı görüşmeler olduğunu söyledik. Bunu daha da somutlaştıralım istersen İsmail Hocam. Masada referandum meselesi evet, vardı Irak'taki ve tabiatıyla Suriye her zaman var. Ne konuşulmuş olabilir ve somut olarak bu masadan, bu görüşmelerden bu iki alana, Irak'a ve Suriye'ye dair sence ne çıkabilir? Yani ortak hareket etmekten sürekli bahsediliyor zaten. İran kamuoyunu da takip ediyoruz. Oradaki söylem de Türkiye'nin İran'la birlikte hareket etmesi. Kuzey Irak'ın bir şekilde sınırlandırılarak, ambargoların uygulanarak bu referandumun bir bağımsızlık sürecine doğru gitmesinin engellenmesi. Ki Hamene'yi de buna özel bir vurgu yaptı. Evet, o da bir bölgeye yapılmış bir ihanettir vurgusunu yaptı. Böyle bir ortaklık, böyle bir işbirliği ifadeleri var. Türkiye'de doğal olarak böyle bir şeyin engellenmesi noktasında İran'la birlikte hareket etmek istiyor. Ama bu ilişki güven eksenli bir ilişki değil, onu vurgulamak lazım. Yani Türkiye-İran ilişkileri özellikle böyle askeri boyuta, güvenlik boyutuna, hele bir operasyon boyutuna gelecek olursa burada ciddi anlamda güvenlik iki tarafında birbirine güven duymadığını ifade etmek lazım. İsmail Hocam, özür dilerim, sözünü kesmiş bulundum ama tam çok önemli bir noktaya getirdin. Ben eğer yanılmıyorsam uzun zamandır bu düzeyde İranlı'nın dilinden, yetkililiğine ilk defa PKK terörü lafını duydum. Hasan Ruhani dedi ki hangi ad ve hangi çatı altında olursa olsun bütün teröre işte DAEŞ, efendim söyleyeyim El-Nusra ve PKK dedi. Nedir bu, neye işaret eder? Yani Türkiye'nin bir takım hassasiyetlerine yönelik cevaplar verme arayışı. Belki PYD ile de ilgili bir takım vaatlerde bulunuyordur. Ama ifade ettiğim gibi bu güvenme noktasında Türkiye'nin hassas olması ve
gelişmeleri çok kritik takip etmesi lazım. Çünkü İran sınır kapısını kapattı Kuzey Irak'la, sonra açtı. Hatta bunu bir ambargo, bir sınırlandırma olarak değil de yapılan tatbikatın bir gerekçesi olarak, hani burada bir tatbikat yapılıyor, o nedenle kapattık gibi. Yani İran söylem değiştirmeye yavaş yavaş başladı gibi. Onun için bu noktada Türkiye İran'la angajman yaşayacaksa, yapacaksa, Kuzey Irak meselesini birlikte ele alıp birlikte çözüm üretecekse dikkatli olması gerekiyor. Peki İsmail Hocam, bir soru soracağım. Kısa bir cevap rica ediyorum senden. Özellikle Türkiye açısından Kuzey Irak'tan ziyade öncelikli sorun şu an Suriye'nin kuzeyindeki terör oluşumu. Evet, Kuzey Irak önemsizdir demiyorum ama öncelik listesi yaparsak Suriye'de olup bitenler daha büyük önem arz ediyor. Türkiye için, Türkiye perspektifinden baktığımızda İran ne yaparsa Türkiye'ye biraz daha itimat telkin etmiş olur. Biraz daha bu ortak zeminin güçlü olduğu izlenimini verir Türk tarafından. Yani Suriye'de biliyoruz ki İran'ın ciddi anlamda etkisi var. Esad rejimi üzerinde etkisi var. Fakat İran burada Türkiye'yi rahatlatmaktan ziyade Türkiye'nin tedirginliklerini arttırarak işbirliğine zorlama stratejisi takip ediyor gibi. Hatırlarsanız geçenlerde Suriye Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Biz Kürt kardeşlerimizle oturup daha sonra özerkliği bir şekilde müzakere edebiliriz dedi. Aslında bu İran'ın bilgisi dışında olduğunu pek zannetmiyorum açıkçası. Onun da yönlendirmesi olabilir. En azından buradaki Türkiye'nin hassasiyetini kaşıyarak, daha da tedirginliğini arttırarak Türkiye'yi Kuzey Irak'ta birlikte hareket etmeye, tamamen angaja olmaya, İran'a angaja olmaya itiyor olabilir. Yani rahatlatmak stratejisinden ziyade tedirginliği arttırma stratejisi takip ediyor. Ama sen çok fazla vurguladın zaten, bu ihtiyatlı olunması gereken bir zemin dedin. Tabii ki ortak hareket edilecek, ihtiyatlı olunması gereken ve doğrusunu söylemek gerekirse benim de Türk tarafının açıklamalarından, mimiklerinden, yaklaşımlarından gördüğüm ihtiyat var. Son derece ihtiyatlı gidiliyor gibi görünüyor şu aşamada. Çok teşekkür ederim. Mehmet Hocam, senden birkaç cümleyle bu ziyareti değerlendirmeni isterim. Mümkünse İran kamuoyu perspektifinden. Sonrasında İran'da ne olup bitiyor? Yargı başkanı Sadık Larzani'nin kızı ajanlık ithamlarıyla gözaltına alındı. Galiba sonra serbest bırakıldı. Ülkede birkaç yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan yetkili oldu. Sonrasında bunu değerlendirmeni istiyorum senden. Evet, İsmail Hocam bıraktığı yerden devam edeyim. Aslında İranlılar da bize güvenmiyor. Yani karşılıklı bu son Suriye olayında yaşanan gelişmelerden sonra, hatta öncesinde Türkiye'nin nükleer müzakerelerdeki... Bu ilişkiler zaten tarihsel ilişkiler ve tarihsel bu ilişkide güvensizliğe neden olacak? Neden olacak? Bir background'a sahip aslında. Neden var doğru. Zaten, evet. Yani onlar da güvenmiyorlar. Açıkçası oradaki uzmanlar da, akademisyenler de bunu tartışıyorlar. Türkiye dış politikada köşeye sıkışmış. Şu an bazı hassasiyetlerde, üst seviyede, bölgedeki gelişmelerden dolayı bu yüzden bizimle bu konuda işbirliği taraftarı. Ama bu süreç atlatıldıktan sonra Türkiye'ye ait olduğu bloğa, yani Batı ile problemler çözüldüğü an Türkiye'ye ait olduğu blokta yer alacaktır stratejik olarak. Dolayısıyla Rusya ve İran'a yakınlaşmasının stratejik bir tarafı yoktur. O şekilde bakılıyor. Bu yüzden onlar da kendi açılarından, yani bu işbirliğinin belli bir konuyla sınırlı. Limitli, sınırlı. Tabii. Yani ülke veya konu üzerinden gidiliyor. Yani bu belki Suriye, Irak ve yarın başka bir mevzu olabilir. İki taraf da ihtiyatlı. Tabii ki. Şimdi bizim tarafımızdan bakıyoruz. Cumhurbaşkanı açıklamaları çok sert. İran bir bakıyoruz. Hamenei çok sert açıklama yaptı ama hem Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanı Yardımcısı, yani Ruhani o kadar sert ifadeler kullanmadığı gibi bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı, yani Arap dünyasından ve Afrika'dan sorumlu Bakan Yardımcısı şu açıklamayı yaptı. Biz bu Kürdistan krizini kazan kazan şeklinde çözeceğiz. Kazanın bir tarafında... Bölgesel yönetimini kazanacak. Bir tarafında İran, Türkiye, Irak var, bir tarafında bölgesel yönetim var. Yani ikisinde kazançlı olacağı bir çözüm yolu bulacağız. Diğer gündem maddesi ile ilgili görüşler alabilir mi? Evet, yani İran içerisinde aslında sıkça tekrarlanan bir politik hesaplaşma vesilesi, araçları olmuş bir durumda. Yani bu yolsuzluklar meselesi. Çünkü
kimsenin pek temiz olmadığı bir alan. Yani hem gerçek güç sahiplerinin gerekse hükümetin zaman zaman birbirini sıkıştırmak adına bu tür dosyaları ortaya atıp hem de en üst makamlar, yani yargı organı başkanının kızı, kızı mevzubahis, İngiltere'ye casusluk suçlaması iddiaları var. Bu iddialar ortaya atıldı. Yani hatta Ahmedinejad'ın işte gider ayak mecliste dinlettiği Larijani, yasamanın başkanı, diğer Sadık Larijani, yargının başkanı, mecliste dinlettiği diğer kardeşlerinin emlak yolsuzluklarını vesaire kasedini. Hı hı. Yani bu tür tartışmalar İran içerisinde hiç eksilmiyor. Bunlar aslında hepsi sistemin yapısından kaynaklanıyor. Yani sistem kapalı bir rejim hali aldığı için basın bunu kolay bir şekilde tartışamıyor. Basın sıkı bir denetim altında, sansürden geçiyor. Dolayısıyla sistem yolsuzluk yapmaya, rant devşirmeye, usulsüzlüğe son derece açık. Evet. Gizli kapaklı ilişkilerin çok rahat bir şekilde döndüğü, ondan sonra siyaset arenasına bu şekilde geldiği, İran kamuoyunun, İran halkının gerçekten artık bu noktada sisteme bir inancı ve güveni kalmamış durumda. Yani gerek ruhani hükümeti, evet, gerekse devletin, müesses nizamın gerçek kurumları ve onları yönetenlere karşı ciddi bir güven kaybı var İran içerisinde. Sabaha doğru tekrar bir haber geldi. Yani o ithamları ortaya atanların hamlesine karşılık bir hamle, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, yani başbakan konumundaki Cihangir'in, İshak Cihangir'in kardeşi tutuklandı yolsuzlukta. Hatırlarsak hükümet kurmadan birkaç gün önce de Cumhurbaşkanı kardeşini yine yolsuzluk suçuyla içeri aldılar. İşte kefaletle serbest bırakıldı. Yani bu hesaplaşma bitmeyecek. Önümüzdeki süreçte de yine benzer dosyalar ortaya atılacak. Yine benzer politik hesaplaşmalar yaşanacak. Yaşanacak. Yani. Tamam, evet. Mehmet Hocam. Çok teşekkür ederim. Çok kısa bir not olarak ekleyeyim. Geçenlerde konuşmuştuk seninle de. Hatta hep beraber konuşmuştuk. Meclis bir rapor yayınladı. Yolsuzlukları önlemede kamu potansiyelinden yararlanma diye. İşte dünyanın bir takım ülkelerini almışlar. İran Meclisi'nden bahsediyorum. Amerika'ya uzun uza diye yer verilmiş. Evet. İşte Uganda var, Afrika'dan, Avustralya var. Evet, ben bu rapora dair bir değerlendirme yazısı da yazmıştım. Evet, orada da konuşulan şu, biz bunu bütün sadece kurumsal resmi yapılarla önleyemiyoruz. Dünyadaki örnekleri gösteriyor ki halkı raporlama ve ihbar etme yoluyla bu yolsuzlukları önleme sürecinin içine dahil etmeliyiz. Muhtemelen burada da şu var, kamuda bir rahatsızlık var. Dolayısıyla kamuoyuna da meclis birinci elden bu konuda bir hassasiyetin olduğu mesajını... Şu konuyu da unutmayalım, istiyorum. Gündemde olan parlamenter sisteme geçiş tartışmaları da gündeme düşmüş durumda. Yani, bu çok önemli, evet, bir gündem maddesi. Hatta bu tartışmaya uzun uza diye değinmemiz, evet, lazım. Ben bir başka programda bunu gündem maddesi yapmak istiyorum. Sistem değişikliği neden... Hamine'yi dillendirilmiş, evet, dillendirmiş de onu. Ki biz zaten İran'da bir sistemik bir sorunun olduğunu, bir çatışma olduğunu sık sık konuşuyoruz. İnşallah bunu bir başka gündem toplantımızda değerlendirmemizde ele alırız. İsmail Hocam, Mehmet Hocam, çok teşekkür ederim ben değerlendirmelerinizden dolayı. Bir başka haftalık gündem değerlendirmesinde görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.